Kış günü elmalı, şöyle sıcak, crumble. Üstü böyle kıtır kıtır bademli kızarmış ama iç altında da elmalar yumuşak böyle vanilyalı işte kendi tereyağının içinde. Şahane bir tatlı yapalım. Sıcakken yapılacak, yanında da dondurmayla ekstra şahane olacak bir tatlı. Elmalı crumble. Burada dikkat edeceğimiz şey crumble kısmı. Crumble önceden hazırlanabilir ve deep freeze'inizde işte birkaç ay boyunca bekleyebilir. Dolayısıyla benim tavsiyem yaparken crumble'ı daima daha fazlasıyla yapın. Kullanacağınız kullanın. Fazlasını da bir buzdolabına poşetine koyup aman bu neydi diye de hatırlamakta zorluk çekmemek için bir de etiket koyup deep freeze'e kaldırın. 135 gram badem lazım. 350 gram un lazım. 110 gram esmer şeker lazım. 1 gram tarçın diyor, artık onu böyle ayarlıyorsunuz. 1 gram tuz, o da ayarlanacak. Ve 250 gram tereyağı var. Tereyağı soğuk olacak. Yani baya soğuk olacak. Bunu yapmadan önce elmalı harcı için elma lazım. Yani işte ne bileyim, şunun alacağı kadar ya da daha büyük. Sofraya getireceğiniz başka bir kabın içine alabilirsiniz. Ama ben dökümde pişirip sonra da dökümle beraber bunu crumble haline getirip bununla beraber sofraya getirmekten çok hoşlanıyorum. Dolayısıyla bunu tercih edeceğim. Ama bir herhangi bir pay kalıbı, bir pyrex bunu ateş üstünde pişirdikten sonra crumble haline getirirken kullanıp sonra da sofraya çıkarabilirsiniz. Onun için elma lazım, tereyağı lazım. Şeker lazım, badem lazım, bir fırçık konyak lazım ve vanilya lazım. Tabii tarçın ona da lazım. Tereyağımı koyuyorum erimek üzere. Şekerimi de koyuyorum. Ve bunu da küçük bir ateşe koyuyorum. Eriyecek, yanmayacak tereyağı. Badem hariç tüm malzemeyi bir mutfak robotuna koyuyorum. Yani unu koyuyorum. Evet, esmer şekeri koyuyorum. Bir gram demişiz artık. Şöyle bir tarçın koyuyorum. Aynı şekilde bir de tuz koyuyorum. Bu böyle tuzlu değil ama hafif tuzlu tatlı üstler vardır ya, kıtırdar. Bu öyle bir şey. Dolayısıyla hani ben hafif daha tuzlusunu daha çok seviyorum. Onun için tuzunu normalden biraz fazla koyuyorum. Şimdi önce bunu bir turcuk bir karıştırmak istiyorum. Bunları böyle böyle soğuktur bunlar. İçine atıyorum. Yağ erimedi zaten, sertti. Amacımız da buydu. Şöyle şöyle taneler haline geldi. Şu kabın içine boca ediyorum. Nasıl kırık kırık olduğunu görüyoruz değil mi? Ve bunun içine şu bademi de ekliyorum ve bunu burada böyle karıştırıyorum. İşte crumble dediğimiz bu kadar, yapması basit bir şey. Tabii ki bu çok fazla ama demin söylediğim gibi şimdi kullanacağımı alacağım. Kalanını bir poşete koyup yallah deep freeze. Tereyağı ve şeker eridi. Konyak koydum. Oh, mis gibi koktu. Viski koyabilirsiniz. İstemiyorsanız hiçbir içki koymayabilirsiniz. Bir kapak gibi. Vanilya da koydum. Onu da bir karıştırdım. Bu içindekiler şeker. Takılmayın buna. Elmaların pişince küçüleceğini, çekeceğini unutmayın. Onun için sıkışıktan korkmayın. Bir parça da tarçın koyuyorum. Ve bunu ateşe geri koyuyorum. Çok fazla olduğunu siz de görüyorsunuz. Bugün ayın kaçıysa onu yazıyor olmak lazım. 4 kişiye yapıyorsanız toplam neredeyse 4 seferlik crumble malzemesi var. Bu söylediklerimle, demin saydığım miktarlarla. Böylece deep freeze. Elmalar pişti. Şu köpük köpük ama çok, bakın su azaldı, bu köpük ayrı. Artık bunu buradan alıyorum. Tabii elmaların pişip pişmediğini de kontrol edin. Elmanın içine çok rahat giriyor ama böyle şey gibi batmıyor, cart diye batmıyor. Hafif bir direnci var hala ama fırında da bir 10 dakika geçirecek. Onun için onu zaten istiyorum. Tam üstünü kapamaya çalışmıyorum. Eşit de olacak diye bir şey yok. Şuralarda muhakkak fış için boşluk bıraktım. Üstünü böyle silme, kapatmadım. Bunu şimdi böylece önceden 180 derece ısınmış fırına atıyorum işte. Maksimum 10 dakika. Evet.
Evet. Oh. Evet, elmalı crumble hazır. Görüldüğü üzere böyle gayet güzel karamelize olmuş vaziyette. Üzerindekiler de çıtırdadı. Elmalar da hani hafifçe direnç gösteriyordu. Artık tamamen pişmiş vaziyette. Bu kadar sıcakken bunu yememek lazım. Ölürsünüz. Ama bir görün tabii. Bakın üstü kıtır. Aman aman aman. Bunun yanında lütfen kaymaklı dondurmayı da servis edin. Bak şu dipteki karameli görüyor musun? Konu budur. Üstü de kıtır. Daha ne olsun? Afiyet olsun.